Abartıyorsun Güven. Yok. Hiç de abartmıyorum. Felek Sancar'ın yanında değilse bizi atlatmak için neden oyun oynadı? Takip edilmekten hoşlanmıyor olabilir mi? Adam zaten sana gıcık. Senin takip ettiğini anlayınca kızmıştır elbette. Monsieur. Sen hala burada mısın? Git bir maison s'il te plaît. Gidiyorum Monsieur Çelebi. Bir saniye Madame Renaud. Ya kadıncağızın ne kabahati var? Hepimiz buradaydık. O zaman hepimiz suçluyuz Meleğin kaybolmasında. Hayır efendim. Meleğe göz kulak olmak bizim değil. Onun işiydi. Bunun için maaş alıyordu. Görevini kötü yaptığı için kovuldu. Bir saniye. Saat epeyce geç oldu. Sizin kalacak yeriniz var mı? Ben sizi bir otele yerleştireyim lütfen. Güven Bey, maalesef Halis Efeoğlu'nun adamları bizi atlattı. Takılma. Oğlu da beni atlattı. Anlamadım efendim. Boş ver. Nerede atlattı sizi? Bilhastan sonra. Adamı şehir dışına çıkardıklarını düşünüyorum. Fotoğrafları göster. Emrah, bana bak. Bu adamın kim olduğunu, neden tehdit ettiklerini öğreneceksin bana. Emredersiniz efendim. Ha, bir dakika, gitme. Buyurun Güven Bey. Bir de bu Mavi Çınar'ın bu adamla ilişkisi olabilir mi? Bu bizim avukat Tahsin bu kadınla ilgili bir dosya verdi bana. Çok enteresan. Bekle bak. Kadın daha 19 yaşındayken ağır cezalık olmuş. Avukatları daha sonra dosya hakkında gizlilik kararı almış ama ben cinayetle yargılandığını düşünüyorum. Bütün detayları öğreneceksin. Bu kadın kimi öldürmekten yargılanmış? Şimdi git. Yok artık. Yok artık. Bu saatte. Ben sana yarın yaparım aynısından, merak etme. Unutmam, tamam mı? Unutmam. Sen uyutan mı bizim kız? Yalnız Gavruk masal kitabını getirmeyi unutmuş. Artık aklımdan bir tane anlatacağım sana. Hadi gel. Bir dakika. Bende bir tane var. Sen çocuk kitabı neden var ki? Uykun geldi, çenen düştü yarım. Hadi bakalım, Efe kızlar için çok daha uyku vakti. Hadi. İkiniz uyutun beni. İkiniz masal anlatın. Babam, abi bugün çok yoruldu ya. Yok. Bayılırım. O zaman hadi yarış. Yarış. Ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Güzellerim benim ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Baba. Hı? Sen kaybettin. Nasıl kaybettim ya? Sen de Refah asla kaybetme. Sen de Refah asla kaybetme. Sen benim huzurumsun ya.
Sen de benim sessizliği paylaşabildiğim tek kişisin. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Avcıcı kadar yerde el kadar çocuğu bulamadınız. Ha? Ne oldu? Yer yarıldı, içine mi girdi? Ha? Efendim, sabaha kadar bakmadık, yer bırakmadık. Ne oldu torunum, buhar uçtu mu yani? Peki sancar nerede? Sizi atlattıktan sonra nereye gittiğini bulabildiniz mi? Yok. Mavi denen kadın nerede? Maalesef Güven Bey, pansiyondan ev tuttum bir yere kayrılmış fakat. Fakat onun evini de bulamadınız. Yani avuç içi kadar yerde ne sancarı, ne maviyi, ne de torunumu bulamıyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Gideceksiniz kapı kapı, bütün evleri arayacaksınız. Hiçbir işe yaramaz herifler. Çıkın karşıma. Sakın bir iz bulmadan da karşıma gelmeyin. Devam edin. Hayır! Beyefendi, Selim Bey adında biri sizinle görüşmek istiyor. Efendim, Sancar Efeoğlu ve avukatı bir şeylerin peşinde. Ne? Bilmiyorum ama birini bulup getirtmekten bahsetti. Selim adında bir adamını görevlendirmişler bunun için. Sancar Efeoğlu, Selim adamı getirseydi kızımı çoktan geri almıştım dedi. Dinliyorum. Benim kim olduğumu biliyor musunuz Güven Bey? Sancar Efeoğlu'nun avukatlarından biri. Sancar Bey beni Montenegro'ya gönderdi. Eski şoförünüzü bulmaya. Sizin kirli çamaşırlarınızı anlatması için. Tahmin edebileceğiniz gibi adamınızı buldum. Benden ne istiyorsun? $1 milyon. Pekala. Sen hesap numaranı yolla. Paranın yarısını hemen şimdi hesabına geçeyim. Kalan yarısı da eski dostum buraya bana getirip teslim ettikten sonra. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben size hesap numaramı mesajla iletirim. Bakalım Kerem'in ifadesi olmadan ne yapacaksın Sancar Efe? Faruk Selim'den bir haber var mı? İyi, tamam. Ne gelişme olursa bana haber ver, tamam mı? Bak, bugün bu işi bitirmemiz lazım. Kızımın velayetini almam lazım, tamam mı? Kızımı bir daha o adamın evine gönderemem. Tabii tabii, önce bulmamız lazım tabii. İyi, haber ver bana. İyi misin? Her gece aynı kabus görüyorum. Gözlerimi yumdum anda. Her gözümü kapattığımda kazayı görüyorum. O kadar canlı, o kadar gerçek ki. Sedat, çek arabayı Sedat. Ne olur konuşalım. Sedat! Ne var Mavi? Ya sen anlamıyor musun? Ne kızın ne ben seni istemiyoruz. Rahat bıraksana bizi. Annem, ben seni çok seviyorum. Canım annem, bırakma beni. Peki bebeğim, ben seni bırakmam. Ben seni neden bırakayım canım kızım? Sedat yapma. Aç şu telefonu Sedat, aç şu telefonu. Sedat. Sedat dur, Sedat!
Ekim! İster misin? Hayır. Gitme. Yanımda kal. Mavi. İyi misin? Değilim. Bir saniye o bir saniye. Peşinden gitmeseydim. Kader ya. Alın yazısı. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Engelleyebilirdim. Engelleyemezsin. Kimse engelleyemez. Kimsenin böyle bir gücü yok. Olan da olmayan da biz yazmıyoruz. Düşünmeden edemiyorum. Benim kızım da burada olsaydı. O da şu içerideki odada uyuyor olsaydı. Kaderin sesini orada duyuyor olsaydı. Keşke. Keşke o da orada olsaydı. Onu tanımayı çok isterdim ya. Ekim Deniz'i sever miydi? Çok. Beraber yelken dersi alıyorduk. Tabii ki o benden daha iyiydi. Kosa Ekim için mi gidiyordun? Son tatilimizi orada yapmıştık. Baş başa ilk ve son tatilimizdi. Kocan yani Ekim'in babası. O da mı o kazada vefat etti? Kocam değildi. Boşanmıştık. O da mı kızının yanına defnedildi? İstanbul'dan mezarlar. Mavi. Mavi. Tamam, özür dilerim ya. Soru sorup tekrar acını hatırlatıyorum sana. İkimize şu geçmişi bırakalım mı? Bizim de bir şimdimiz olsun ha. Hem baya bir anımız oldu. Kızımı kaçırdın yalım ya. Baya hızlı gidiyoruz değil mi? Seninle böyle her şeyi konuşabilmek, paylaşabilmek... Ona çok iyi geliyor. İlk defa böyle bir ilişki yaşıyorum. Hadi ya. Ben de sen bana öğretiyorsun sanmıştım. Hmm.
Evet, hazır geldi. Geldi. Hoppa. Ekmekler nerede? Ver bakayım ekmekten. Ha. Hazır mı herkes? Evet. Bir dakika. Tamam, hazırım. 3, 2, 1. Başlasın, hop. Ben kazandım. Ya. Kazandın. Vallahi kazandın. Baba çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun babam. Can olsun, kan olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çok iyi olmamış mı ya? Çok iyi olmamış mı ya? Hı? Baba, artık her şey bitti değil mi? Dedeme, o madama dönmek zorundayım. Yok babam, zorunda değilsin. Sen burada kalacaksın. Ben bugün bunun için uğraşacağım, tamam mı? İnşallah da başaracağım. Senin de bugün bir işe gözükmen lazım, dikkat çekmemek için. Eminim Güven, peşimize 1000 tane adam takmıştır. Tamam, haklısın. Gitmem lazım ama Meleği nasıl bırakacağım, yalnız? Ben hallederim. Düşünmeyin beni. Ya işte bir gider gelirsin zaten. Etrafta zaten benim kızanlar var. Olmadı, biri gelir bakar. Olur mu? Olur tabii. Hem dün polise ben atlatmadım bakalım. Akıllım yaptığımız çok da doğru bir şey değildi biliyorsunuz değil mi küçük hanım? Hı. Hem ben siz gittikten sonra size yemek yaparım. Ama ikiniz de buraya gelin olur mu? Bu akşam yemekler benden. Bir kere. Sen ben gelene kadar bana resim yapacaksın. Hı? Tamam. Benim gitmem lazım. Ya benim gitmem lazım. Tamam. Baba. Babam afiyet olsun sana. Oy. Oh. O zaman görüşürüz. Bence de görüşürüz. İyi, afiyet olsun o zaman. Haydi. Çok fazla çilek var sende. Melek için aldım bugün. Tek başına olduktan sonra ben otel odasında da yaşardım. Ne olacak? Melek olmadan bu koca ev çok sessiz. Üzme kendini bu kadar. Bak Melek çok zeki bir çocuk. İyi olduğuna eminim. Bir yerlerde saklanıyor sadece. Size yani babasına ve sana bir ders vermek istiyor galiba. Sağ salim bulunacağına eminim. Ben en çok partisinin yarım kaldığını üzülüyorum Müge. O burada mutsuz değildi. Mutluydu. Tek başına kaçtığına inanmıyorum ben ona. Asla. Yok. Sen Meleğin Mavi ile birlikte olduğunu mu düşünüyorsun? Ben bu sakalları değirmende artmadım Müge. Sancar niye burada yok? Çünkü Meleğin nerede olduğunu biliyor. Sancar bu. Sen onu benden daha iyi tanıyorsun. Eğer Meleğin nerede olduğunu bilmeseydi bana hayatı zindan etmek için şu kapıya çoktan dayanmaz mıydı? Yani Sancar ve Mavi sana bir oyun oynuyorlar öyle mi? Sadece bana değil ki herkese. Sana da. Telefonlarına neden cevap vermiyor? Neden geri dönmüyor? Yani eğer söylediğin gibiyse Sancar bunun bedelini Meleği tamamen kaybederek öder. O yüzden umarım sandığın gibi değildir. Ama eğer böyle bir şey varsa bu sefer Sancar'a ben de çok kızarım. Çünkü Meleğin böyle şeyler yaşaması hiç doğru değil. Ah Bemike. Ah. Senin bu iyi niyetin, temiz kalbin yok mu? Eğer hala böyle bir şey varsa diyorsun, tabii ki var. Torunumla benim arama girmeye çalışıyorlar. Ona iyi bir gelecek sağlam ama huzurlu bir hayat vermemi istemiyorlar. Bilmiyorum Güven. Peşin hüküm vermek istemiyorum.
Sancar Bey geldiler. Yanında avukatı da var efendim. Ne? İtiran çomağı hazırla. Gelsinler. Sana güvenmediğimden yanımda şahitlerimle geldim. Hani kameraların falan bozuk ya. Sonra arkamdan atıp tutmanı istemiyorum. Ne istiyorsun Sancar? İpliğini pazara çıkaracağımı anlayınca... ...bir gelen bakalım dedim. Saçma sapan şeyler yapacağım. Bak zorlama. Kızımı da velayetini de senden alacağım, tamam mı? Ha, ne oldu? Aldınız mı adamı? Nasıl uçaktan inmedi ya? Hayır, ben sizin yapacağınız işi var ya. Senin bir telefon cevap vermiyor. Nasıl cevap vermiyor ya? Ne oldu Sancar? Neye sinirlendin? Senin ne laşın bitmedi, yürüyün gidiyorsun. Sen Kerem'i bana teslim ettikten sonra buralarda fazla oyalanma. Çünkü Sancar seni bulursa bir kaşık suda boğacak. Hiçbir şey yapamaz. Milas Havaalanı yerine Dalaman'a indiğimizin bile farkında değil o. Sancar Bey mi? Siz parayı hazırladınız mı? Paradan haber verin. Paramı hazırlamış mı? Paramı almadan tek kelime bile etmem haberi olsun. Merak etme, hazırlamış. Alo, affedersiniz, sizi dinliyorum. Odama girerken bir benzin istasyonu var. Adamlarım sana konum atar. Oraya gir, gerisini adamlarım halleder. Paranın kalanını orada alacaksın. Kapatmam lazım. Sancar mı buradaydı? Sanki öfkeyle söylenerek çıktığını duydum. Gitmiyor. Sancar'dı. Geldi, gitti. Bugün bitmeden bir daha benimle uğraşamayacağını anlayacak.